Gümrük ve Ticaret eski bakanımız, Rize milletvekilimiz, siyasi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, siyasi ve hukuk işleri başkanımız Sayın Hayati Yazıcı'dan okuyorum saygıdeğer hemşehrilerim. Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkma nöbetlerimizi taçlandırdığımız bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla birlikte Yeni Kapı mitinginde bulunacağım ve bu sebeple aranızda olamıyorum. Bu kutlu milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesinde dikkat çekici bir şekilde kendisini göstererek hayatlarını feda eden, yaralanan, tankları ele geçirip yürüten, silahını teslim eden, nöbetlere yoğun bir şekilde katılım sağlayan siz çok kıymetli hemşehrilerim, vatansever Rizeliler, millet olarak tarih yazdığımız bu süreç içerisinde sizler de tarih içinde tarih yazarak bir kez daha milleti yanıltmadınız. Bekleneni yaptınız. Ben de bir kez daha siz değerli hemşehrilerimle gurur duymanın bahtiyarlığını yaşamaktayım. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bütün nöbetçilerimize çok derin saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bir kez daha milletin dediği oldu, yine millet kazandı. Bayramımız mübarek olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden güzel olsun. Allah razı olsun Sayın Genel Başkan Yardımcımızdan. Sevgili Rizeliler, açılış konuşmasını yapmak üzere Rize Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'a mikrofonu takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Rizeli vatandaşlarım, bugün burada, Rize'de, demokrasi meydanında, cumhuriyet meydanında, şehitler meydanında Cumhurbaşkanımızın adına huzurlarınızdayız. Sayın vekillerimizle, başkanımızla ve diğer arkadaşlarımızla bir demokrasi bayramını yapmak üzere sizlerin huzurunuzdayız. Sizlere bu meydana hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer vatandaşlarım, saygıdeğer Rizeli hemşehrilerim, son günlerde olan biten iyice ortaya çıkıyor ve sizler de bütün dünyada herkes olup biteni görüyor. Görmek isteyenler, görmesini bilenler görüyor. Gerçekten ülkemiz, milletimiz çok önemli bir problemi arkaya atmayı sizlerin sayesinde başardı ve 21 günde bu meydanlarda sabahlara kadar nöbet tutarak bu işin sahibi olduğunu, bu işin farkında olduğunu, bu iş nereye giderse gitsin, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyorsunuz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlere teşekkür borçluyuz. Sizlerden, her birinizden Allah razı olsun. Saygıdeğer hemşehrilerim, olan biten belli. Bu bizim sıkıntımız, bizim günahımız, bizim suçumuz ne? Bunu biliyoruz. Bizimle uğraşanların derdi ne? Bunu ayan beyan herkes görüyor. Sizler bizlerden daha iyi görüyorsunuz ki 21 gündür sabah namazına kadar bu meydandasınız. Ben de birkaç cümleyle kendi duygularımı ifade edeyim izin verirseniz. Şimdi adam diyor ki, senin petrolün olabilir. O petrolü bana satacaksın. Parasını da benim bankama yatıracaksın. O parayı ben sana canım ne zaman isterse o zaman vereceğim. Petrolün sahibi olan Müslüman kardeşlerimiz baktılar bu iş olmuyor.
Dediler ki tamam petrolü satalım. Parasını da kaçırabildiğimiz kadar yeni bir ses geliyor Anadolu'dan. Türk milletinin %52 oyuyla seçip başına geçirdiği bir insan var. Bir Rizeli var. O bize bir şeyler de diyor. O bizim fakirimize, fukaramıza, göçmenimize, düşkünümüze, garibimize yardımcı oluyor. Biz biraz onun bankalarına yatıralım bu parayı. Diyorlar ki olmaz. Nereden çıktı bu Recep Tayyip Erdoğan? Nereden çıktı bu Türkiye Cumhuriyeti? Nereden çıktı bu başımıza nereden geldi? Dün yoktu, bugün nereden çıktı? Hadi o zaman bizim dostlarımız var. Kim onların dostları? Bir, PKK. İki, DAEŞ. Üç, yeni çıktı, yeni moda FETÖ diyorlar. Paralel devlet yapılanması diyorlar. Bütün dostları el birliğinde üzerimize çullanmaya kalktılar. Bütün dostlarıyla beraber. Aynı şeyi geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda Suriye'de yaptılar. Irak'ta yaptılar, Mısır'da yaptılar, Libya'da yaptılar. Hepsi, bütün dünyanın gözü önünde oldu bitti. Kimsenin sesi çıkmadı. Hani bize örnek oluyorlardı, ders veriyorlardı. Demokrasi diyorlardı. İnsan hakları diyorlardı. Herkes eşittir diyorlardı. Peki Bosna'da niye herkes eşit olmadı? Bosna'da niye demokrasi işlemedi? Bosna'da niye insan hak ve özgürlükleri çiğnendi ve kimse sesini çıkarmadı? Bunları diyorlardı ama iş bize geldiğinde o zaman oyunun kuralları değişiyor. Sizler oy vereceksiniz, kuralı siz koyacaksınız. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi değil mi? Biz kendimizi yöneteceğiz. Kendi geleceğimize, menfaatimize sahip çıkacağız. Dostumuzu, düşmanımızı seçeceğiz. Yok öyle şey diyorlar. Bu ses çok fazla oldu. O zaman biz bu demokratik kuralları bir tarafa bırakalım. Ne yapalım? Ne elimiz varsa darbe yapalım. Ne yapalım? Meclisi bombalayalım. Ne yapalım? Güneydoğu'da onların dostları var ya, PKK'ya karşı ciddi savaş veren, şehit veren, canını veren özel harekat merkezini bombalayalım. Ne oldu peki? Arkadaşlar, aslında Türk milleti uzun bir yolun yolcusu. Biz bunlara son dersimizi Çanakkale'de vermiştik. O zaman derslerini almışlardı ve durması gerektiği yeri biliyorlardı. Ama anlaşılan unutmuşlar. Biraz zaman geçti araya ve unutmuşlar. Bu milletin nasıl ders verdiğini unutmuşlar. Bir daha hatırlamaları gerekiyormuş. 40 yıllık emek, paralel devlet yapılanması, 4 saatte işi bitti mi bitmedi mi? Kim bitirdi? Siz bitirdiniz. Bu son hareketleri bence tarihi bir hata oldu. Bunu yapmayacaklardı. Bunu bu millete varlığını, varlık sebebini, değerlerini bir daha düşünme, hatırlama fırsatı verdiler. Bana göre davayı kaybettiler. Artık millet olan biten her şeyin farkında. Sabahlara kadar nöbet tutuyor. Artık bu nöbet bitmez. Fiilen biter. Belki bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki tamam, meydanlardaki nöbet bitti diyecek belki, bilmiyoruz. Devam derse devam edeceğiz. Bitti derse meydanda bitecek ama geleceğimize sahip çıkma nöbeti, geleceğimizi kurmak için çalışma, ter akıtma nöbeti, geleceğimize sahip çıkmak için birbirimize yaslanma, aramızdaki ayrılıkları unutma nöbeti devam edecek. Artık bu saatten sonra dost, düşman, herkes bildi ve bilmeli ki bu memlekette
bir Türk kalıncaya kadar, bir Kürt kalıncaya kadar, bir Alevi kalıncaya kadar, bir Sünni kalıncaya kadar, adına ne derseniz deyin, artık bütün unsurlar birleşmiş Türk milletinin alt unsuru haline gelmiştir. Hainler hariç bu millete, bu ülkeye artık hiç kimse bir şey yapamaz. Ne çeşit yeni düzen, ne çeşit yeni plan kurarlarsa kursunlar, siz buradasınız, biz buradayız. Bu işin sonuna kadar peşindeyiz. Artık bu kadar uyanan bu millete kimsenin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Kusura bakmasınlar, kendileri kaşındılar. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, adına cemaat dediler, hizmet hareketi dediler, sizlerden bizlerden yardım istediler, hükümetten devletten yardım istediler. Dediler ki biz hizmet yapıyoruz, dediler ki biz Türk'ün sesini dünyaya duyurmak için çalışma yapıyoruz. Millet ne yaptı? Yardım etti. Devlet ne yaptı? Yardım etti. Peki bu arkadaşlar ne zannetti? Anadolu'da bir laf var. Derler ki kağını gölgesinde yürüyen it kağını gölgesini kendi gölgesi sanırmış. Sizin gölgenizi, bizim gölgemizi kendi gölgeleri sandılar. Sonra da olmayacak işlere geldiler, başımıza bu işleri açmaya kalktık. Artık bitti arkadaşlar. Son hain ayıklanıncaya kadar, son ocak sönünceye kadar bu millet yoluna devam edecek. Sizler ki buralardasınız, sizler ki bu nöbette sabahlara kadar tutuyorsunuz, sizler ki bize o gücü, o heyecanı, o enerjiyi veriyorsunuz. Biz sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşünü amacına ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Zannetmesinler ki bizim milletimizin yüzü gülerse, bizim milletimizin hareket alanı geliştirirse kendileri zarar eder. Hayır, etmez. Bizim milletimizin gönlü onların da sorunlarını çözecek kadar, onların da fakirine fukarasına bakacak kadar, onların da ihtiyacı olan huzuru onlara verecek kadar geniştir. Akıllıysalar bunu görürler ve Birinci Dünya Savaşı'nın aldıkları dersi, 15 Temmuz akşamı aldıkları dersi bir daha bize tekrarlama fırsatı vermezler. Yoksa gerçekten arkadaşlar, bugün biz 10 gün öncesinden, 20 gün öncesinden çok daha iyi durumdayız. Çok daha öğrenmiş durumdayız. Çok daha birbirimize yaslanmasını bilen durumundayız. Dolayısıyla arkadaşlar, ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizler hoş geldiniz. Sizler bizlere güç veriyorsunuz. Sizler bizlerin varlık sebebimiz oluyorsunuz. Bugün buradan, bu güzel meydandan, bu güzel kalabalıktan İstanbul'a, İstanbul'daki bayrama, İstanbul'daki bizim hemşehrimiz Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarınızı gösteriyoruz. Sağ olun, var olun, elinize, ayağınıza, gönlünüze sağlık diyor. Hepiniz sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmalarından ötürü Rize Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Rize Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Reşat Kasap'a mikrofonu takdim ediyorum.
Sevgili hemşerilerim, sizlere minnettarız. Sizler görevinizi yaptınız. Bugün yaşadığımız bu sürecin arkasında batılı güçlerin olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bir darbenin başarısız olmasından dolayı bu kadar üzülmeleri kendilerini açığa vermiştir. Demokrasi ve insan hakları savunucuları kendilerinin bir yalancı olduklarını ortaya koymuştur. Ve bu sürecin ülkemize olan faydası görüldüğü gibi bugün milyonlarca insanımız meydanlardadır. Gerekirse 1000 yılda meydanlara kalmaya var mıyız? Allah sizden razı olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdürmek üzere ben selamlama konuşmasını sona erdiriyorum. Zira Sayın Cumhurbaşkanımız ve protokol, İstanbul'daki protokol ve buradaki konuşmacılarımız var. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rize Belediye Başkanımız. Evet, Rize Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Reşat Kasaba konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Evet, her gece siyasi partilerimiz bizimleydi. Şimdi siyasi partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Serkan Birben'e mikrofonu takdim ediyorum. Milliyetçi Ülkücü Camii adına il başkanı olarak siz vatansever Rizeli hemşerilerimi en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti milletimizin üzerine olsun. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum. Değerli Rizeli hemşerilerim, 15 Temmuz'da milli iradeye, millet iradesine alçakça, haince, şerefsizce bir kalkışım olmuştur. Yine bu büyük millet, kudretli milli refleksini ortaya koymuş ve bu kalkışımı bastırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne güzel ifade etmiş. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Değerli Rizeli hemşerilerim, 15 Temmuz'da 12 Eylül'ün gayri meşru çocukları kaybetmiştir. Milletimiz kazanmıştır. Kalkışımı yapanlar tarihini hiç okumamışa benziyorlar. Tarihi okumuş olsalardı, ölümü göze almış olan Türk milletinden daha muhteşem bir silahın olmadığının yazıldığını göreceklerdi. Yine tarihi okumuş olsalardı, bu vatan evlatlarından geçmişte Ömer Halis Demirler'in var olduğunu, halen var olduğunu ve bundan sonra da var olacağını anlamış olacaklardı. Ben
konuşmalarıma son verirken Cenab-ı Allah milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Serkan Birbirine çok teşekkür ediyorum. Yine her gece meydanlarda bizimle olan Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Muhammed Kaçar'a mikrofonu takdim ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Çok aziz ve muhterem hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 15 Temmuz akşamı girişilen darbe sonrası her akşam olduğu gibi bugün de burada hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin toplanmış bulunuyoruz. Bu programımıza iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz bu programın ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemlerde hayırların fethine, şerlerin de define vesile olur inşallah. Değerli kardeşlerim, ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 15 Temmuz'da teşebbüs edilen darbeye milletimizin sağduyusuyla ve hemşehrimiz Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin kararlı duruşuyla bu darbe hedefine ulaşamamış ve başarısız olmuştur. Bu anlamda bu mücadele esnasında şehit düşen kahraman asker ve polislerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, yüce milletimize ve şehit ve gazilerimizin yakınlarına başsağlığı, huzur ve metanet diliyorum. Çok kıymetli Rizeli kardeşlerim, merhum Erbakan hocamızın ifadesiyle de bu milletin külüne üfleseniz altından iman çıkar. İşte 15 Temmuz akşamı milletimizin bu kararlı duruşuyla bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tabii burada bizden sonra konuşacak olan değerli arkadaşlarımız var. Bunların da haklarına tecavüz etmeme adına ben burada sözlerimi sonlandırıyor. Bu programa iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'ın rahmeti ve merhametini emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Muhammed Kaçar'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız Sayın Muhammed Avcı'ya mikrofonu takdim ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saygıdeğer Rizeli hemşehrilerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli genç kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 24 gün boyunca burada tuttuğumuz nöbetlere iştirak eden kardeşlerimle birlikte bugün Rize'de demokrasi tarihine not düşmenin bahtiyarlığını yaşadığımı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Çok değerli hemşehrilerim, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti çok alçak ve hain bir planla karşı karşıya kaldı. Öyle travmatik günler yaşadık ki milletimizin ufku, milletimizin şuuru,
ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vakarı sayesinde bu travmatik günleri atlatıp geride bıraktık. Bu alçaklar, bu caniler milletimizin ve memleketimizin bütün değerleriyle oynadılar. Milletimizle adeta alay ettiler. Bu milleti tanımadıklarını defalarca yapmış olduğu konuşmalardan müşahede ettik. Darbe akşamı kendi televizyonlarında yaptıkları bir konuşma var. Değerli hemşehrilerim, burası çok önemli. Televizyonda birbirlerine soruyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizi sokaklara, cuntacılara karşı direnmeye davet etmiş. Ve karşısındaki kişi spikere soruyor. Diyor ki bu gerçekten doğru mudur? Spiker de bilgiyi teyit ediyor ve doğru olduğunu söylüyor. Bu hainin verdiği cevabın altını çiziyorum. Bizim milletimiz tüfek tutmasını bile bilmez. Tanklara karşı nasıl mücadele edecek diyor. Be ey hain, be ey gafil, bu millet kazma kürekle Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Bu millet çarığı olmadan, bu millet azığı olmadan Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Ve darbecilere karşı, sizin gibi hainlere karşı da en güzel cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir inşallah. Peki, bu hainlerin, bu hainlerin arkasında kim var? Her zaman olduğu gibi iki yüzlülüğüyle temayüz etmiş Batı var. Ve Rize Cumhuriyet Meydanı'ndan Batı'ya aykırıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Ey Batı, iki yüzlüsünüz, iki yüzlüsünüz, iki yüzlüsünüz diyoruz. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı 5 dakikada aldıkları Anayasa Mahkemesi kararıyla telekonferansla Almanya'ya bağlatmayanlar. Şunu çok iyi biliyoruz. Bu milletten ve Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyorsunuz. En az Fatih Sultan Mehmet'ten korktuğunuz kadar korkuyorsunuz. En az Kanuni Sultan Süleyman'dan korktuğunuz kadar korkuyorsunuz. Ama bu millet size bu korkuları yaşatmaya devam edecek. Biz bu vatanı yolda bulmadık. Bu vatan için şehitler verdik. İstiklal Savaşı'nda verilen şehitlerin torunları şu anda Rize Cumhuriyet Meydanı'nda bayrağına, devletine sahip çıkmaya devam ediyorlar. Ve Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var. Ölüme meydan okuyanlar, ölümden korkmayanlar, ölümden korkanlara her zaman galip geleceklerdir diyor. Tankların önünde duranlar ölümden korkmadılar. Makineli tüfeklerin önüne yatanlar ölümden korkmadılar ve korkmamaya devam edecekler inşallah. Sözlerimi bu FETÖ'cü alçaklara ithaf edeceğimiz Nurullah Genç'in bir dizesiyle sonlandırıyorum. Zalimler için hüküm verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız Sayın Muhammed Avcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Rizeliler, selamlama konuşmalarını yapmak üzere Rize Milletvekilimiz Sayın Osman Aşkın Maka mikrofonu takdim ediyorum. Muhteşemsin Rize. Bu meydanlardan haykırıyorsun. Diyorsun ki yağmur da yağsa, kar da yağsa, fırtına da esse biz meydanlardayız. Rize'lim, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Size selam getirdik Recep Tayyip Erdoğan'dan. Darbeye kalkışan hainlere, alçaklara bu aziz millet darbe yapmıştır. Bu hainler iki şeyi hesap edemediler. Birincisi, iman dolu yüreği olan aziz Türk milleti. İkinci olarak da sessiz yunların sesi, kimsesizlerin kimsesi, başkomutanımız, cumhurbaşkanımız, bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı hesap edebilirler. Temmuz gecesi milletin gücü tankların gücünü parçalamıştır. Silahın gücünü parçalamıştır. İşte iki yüzlü batıya buradan sesleniyoruz. Sizin çocuklar kaybetti. Daha önce kazanmışlardı. 15 Temmuz'da kaybetti. Kaybetti. Türk milleti kazandı. Meydanlardaki milletimiz kazandı. Evet, buradan tanklara, uçaklara, helikopterlere meydan okuyan aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz. İyi ki bu milletin evladıyız. İyi ki bu milletin evladıyız. Şunu hatırlatmak isterim. Kim ne hesap yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, son sözü aziz Türk milleti söyler, meydanlarda söyler. Ve milletimiz şunu söylemiştir. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine yalnız ve yalnız ben karar veririm. Benden başka hiç kimse karar veremez. Ve şunu söylemiştir, bu millet asla asla diz çökmez. Bu millet asla diz çökmez. Evet, batıdakiler ne hesap ederlerse etsinler, ne hain planlar yaparsa yapsınlar, şunu unutmasınlar. Çanakkale'de olduğu gibi nasıl denize döktüysek hepsi birleşsin gelsin. Meydanlardan söylüyoruz. Biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu vatan bizim. Bu topraklar bizim. Bu vatan bizim. Kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. 22 gündür nöbetteyiz. Bu süreçte destek olan başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, tüm siyasi partilere ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu alçaklara meydanlardan söylüyoruz. Meydanlardan söylüyoruz. Size gereken cezayı vereceğiz. Size gereken cezayı vereceğiz. Bu millet asla kendisine hainlik yapanları
unutmaz, unutmaz ve milletimiz meydanlardan demokrasi destanı yazdı. Tüm dünyaya şunu söyledi: biz aziz Türk milletiyiz, aziz Türk milletiyiz, bu topraklar bizim, bu topraklar bizim, bize hiç kimse diş çöktüremez. Ve son söz: tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya düşman olsa da Rize senden yanadır, millet senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Ve bu toprakların çocuğu için söylüyoruz: yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rize milletvekilimiz Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak için Rize milletvekilimiz Sayın Hikmet Ayar'a mikrofonu takdim ediyorum. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanı ve yöneticileri, sivil toplumumuzun, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, kahraman Rizeliler, hepinizi Yüce Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca çok büyük kahramanlıklara imza atmış, destanlar yazmış bir milletin evlatlarıyız. 1071 Malazgirt destanı, 1453 İstanbul'un fethi, sayamakla bitiremeyeceğimiz destanlara 15 Temmuz akşamı yeni bir destan eklediniz. Bunu siz yaptınız. Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu millet biziz. Bu devlet bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Devlet için, vatan için, bayrak için yapamayacağımız hiçbir fedakarlığın olmadığını 15 Temmuz akşamı bir kez daha dosta ve düşmana göstermiş oldunuz. Her birinizi tebrik ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan, böyle bir millete milletvekilliği yapmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ancak her muhteşem başarının, her destanın arkasında bir bedel vardır. Şehitlerimize, gazilerimize minnet borçluyuz. Onlara karşı büyük ödevlerimiz var. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah gazilerimize aziz şifalar versin. Yakınlarına sabrı cemil, ecru ceziller nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu milletle daha çok şey yapılır. Daha çok işler yapacağız inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Milletvekilimiz Sayın Hikmet Ayar'a çok teşekkür ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Rize milletvekilimiz Sayın Hasan Karal'a mikrofonu takdim ediyorum. Kalbi imanla dolu, yüreği bayrak aşkıyla dolu, vatan sevdasıyla dolu aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok değerli valimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli garnizon komutanımız, rektörümüz, Çaykur Genel Müdürümüz,
siyasi partilerimizin değerli il başkanları, kıymetli Rizeli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu demokrasi meydanında, bu demokrasi bayrağımızda en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Allah hepimizin, hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün millet olarak 81 vilayet olarak ayaktayız. Bugün 15 Temmuz sonrası başlattığımız bu kutsal demokrasi nöbetlerini taçlandırmak amacıyla buralardayız. Ve aynı saatte, aynı dakikalarda Türkiye'nin her tarafında bu aziz milletin evlatları olarak ayaktayız. Şu kutsal bayrağımızın altında bütünleşen Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Saadet Partililer ve bu vatana, bu bayrağa aşık 79 milyon insan evladı olarak ayaktayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şu anda bu bayrak etrafında, bu vatan sevgisi etrafında, bu bizi biz yapan değerler etrafında bütünleştiğimiz gibi bundan sonraki dönemde de bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı bu ülkenin kutsal ordusu içerisinde odaklanmış ve inancımıza göre peygamber ocağı olarak nitelendirdiğimiz kutsal ordumuzun içerisindeki bir kısım eşkıya ülkemizi dünyaya rezil etti. Demokrasimize baş kaldırdı. Bu milletin öz be öz alın teriyle alınmış, vergileriyle alınmış silahlarını, topunu, tankını, tüfeğini milletin üzerine doğrulttu. Bu gariban milletin üzerine ateş yağdırmaktan geri durmadı bu alçaklar. Ve bu alçaklar bu ülkenin, bu milletin iradesine en büyük saygısızlığı yaptı. Milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tarihte ilk defa bombalayan bu alçaklar oldu. Bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin merkezi olan Genelkurmay Başkanlığı'nı yine ilk defa bu alçaklar bombaladı. Bu ülkenin istihbarat kurumunun başı olan MİT'in, Milli İstihbarat Teşkilatımızın karargahını yine bu alçaklar bombaladı. Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu milletin vergileriyle, bin bir güçlükle elde edilen imkanlarıyla konuşlandırılmış bütün bu milletin varlığı üzerine bomba yağdırdılar. Bu alçaklar Sayın Cumhurbaşkanımıza kastettiler. Başbakanımızı dinlediler. Ülkemizin bütün organlarını her türlü desise ve kalleş yöntemleriyle dinlediler. Ama birini dinlemediler. Allah'ı dinlemediler. Eğer Allah'ı dinlemiş olsalardı bu alçaklar bu ihanete girişmezlerdi. Ama değerli kardeşlerim, bu aziz millet, bu yüzyıllar boyunca inancımızı ve medeniyet değerlerimizi üst kıtaya büyük bir hayranlıkla, büyük bir aşkla ve şevkle yaymış olan bu aziz milletin evlatları bu darbecilere, bu darbecilerin tuzaklarına en büyük darbeyi yapmıştır. Sizler, bizler, hepimiz böylesine asil bir milletin evlatları olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İşte Cumhuriyeti kurduğumuz ilk günlerden itibaren 1920'den beri millet olarak bir büyük birlik ve beraberliği sağlamış olduk. Hani inancımızda bir ifade var ya, her şerden bir hayır çıkar diye. İşte şu anda İstanbul'da
Yenikapı'da birazdan başlayacak olan mitingde düşüncelerimiz farklı olsa bile, dünya görüşlerimiz farklı olsa bile, ülkeyi yönetme anlayışımız farklı olsa bile, vatan için, millet için, kutsal değerlerimiz için ve her şeyden önce, her şeyden önce uğruna ölmeye hazır olduğumuz bu bayrağımız için bu ülkenin vatansever bütün evlatları toplandılar. Birazdan inşallah hep beraber izleyeceğiz. Ve inşallah inanıyorum ki gerek İstanbul Yenikapı'da CHP'liler, MHP'liler, Saadet Partililer ve bu vatana aşık olan bütün vatan evlatlarının oluşturduğu bu güzel tablo inşallah başta FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK terör örgütü, DHKPC'si, PYD'si, El-Kaide'si, El-Nusra'sı, El-Şebab'ı gibi bütün terör örgütlerine en büyük tokatı vuracaktır inşallah. Allah aşkına her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. Dinimizi kullanarak, inanç değerlerimizi alet ederek bu aziz Müslüman Türk milletine yapılan bu ihanet elbette karşılıksız kalmayacaktır. Yüce dinimiz İslam'ın Müslüman kimliğine girmiş, Müslüman kisvesine bürünmüş bu şeytanlardan çektiği nedir Allah aşkına? Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Kul e'uzu bi Rabbin Nas suresinde özetlenen bu şeytan kılığına girmiş, pardon, insan kılığına girmiş ve insanlar arasında fitnenin ve ihanetin odağı haline gelmiş bu insan kılıklı şeytanların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim bu birliğimiz, bu beraberliğimiz, bu kardeşliğimiz var olduğu müddetçe yedi düvel bir araya gelse bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar Allah'ın izniyle. Türk milletinin 79 milyonluk aziz Türk milletinin evlatları Türkiye'deki bu darbe girişimine ama perde arkasında, ama perde önünde sevinerek, gülümseyerek, tebessüm ederek bize karşı aslında en büyük düşmanlığı gösteren bu Batı medeniyetine karşı da milletimizin bu dik duruşu, milletimizin bu birlik ve beraberlik görüntüsü en büyük silleyi çekmiştir. Osmanlı'nın yeniden dirileceğini, Osmanlı'nın yeniden neşvi nema bulacağını, büyük Türk milletinin bölgesinde ve dünyada ayağa kalkan, şahlanan bir millet olma yolunda bizi kıskanan, bizim ayağımıza çelme takanlar kesinlikle umduklarına nail olamayacaklardır. Allah beraberliğimizi daim eylesin. Allah bayrak sevgimizi, vatan sevgimizi, Allah ve peygamber aşkımızı hiçbir zaman kör etmesin inşallah. Düşüncelerimiz farklılık arz etse bile bu vatan için, bu bayrak için, bu Kur'an için yüreği ve gönlü çarpan bütün milletimizin evlatlarını payidar eylesin inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle 22 gündür burada bu ülkenin haysiyeti, şerefi ve onuru için kutsal nöbetlerde yerini alan bütün hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak öbür alemde onların şefaatine bizleri nail eylesin. Rize'den şehit verdiğimiz 12 tane Filiz evladımız, Türkiye genelinde rahmeti rahmana kavuşan yaklaşık olarak 250 civarındaki şehidimizi bu millet asla ama asla unutmayacaktır. 2000'den fazla gazimize de, yaralı kardeşimize de yüce yaratıcıdan acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onlarladır. Onları unutmamız mümkün değil. Onlar bu milletin onurunu, şerefini, namusunu çiğnetmemek için hayatlarındaki en kıymetli varlıklarını, canlarını ortaya koydular. Cennete koştular, şehadete koştular. O mübarekleri,
o el öpülesileri, o kanı öpülesileri Cenab-ı Hakk'ın rahmetine havale ediyoruz. Öbür alemde, öbür alemde inşallah Allah'tan niyazımız bizleri de onlarla buluşturmasıdır. İşte burada şu platform üzerinde bu şehitlerimizin yakınları var. Bu şehit kardeşlerimizin kardeşleri var, babaları var, amcaları var. Gelemeyenler de var. Buradan bu büyük onura ulaşmış olan bu kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Bu süreçte şehit olanlar kadar bu şehit yakınları da bu mücadelede hep sizlerin, bizlerin, hepimizin yanında yer aldılar. Vatan sağ olsun dediler. Millet sağ olsun dediler. Bu vatan için, bu bayrak için bir değil, binlerce akrabamızı, evladımızı vermeye hazırız dediler. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah Kurtuluş Savaşı'na verdiğimiz o mücadele gibi, Çanakkale'de verdiğimiz o mücadele gibi 15 Temmuz akşamı Kızılay'da, Beştepe'de, İstanbul'da, İstanbul'un farklı bölgelerinde verilen o mücadeleyi de kutlu bir mücadele olarak elbette ki tarihler yazacaktır. Değerli kardeşlerim, sözlerimi çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Havada yağışlı ama bu yağışlı havada, bu olumsuz hava koşulları altında İkizdere'den Fındıklı'ya kadar, İyidere'den Çayeli'ye kadar vilayetimizin her bir köşesinden buraya kadar koşup gelen siz değerli hemşerilerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizler daha çok hizmeti hak ediyorsunuz. Sizler daha çok uğrunuza koşmayı, ter akıtmayı hak ediyorsunuz. İnşallah bundan sonra sizler için, bu aziz milletimiz için daha çok koşmaya, daha çok koşmaya devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle birazdan bütün siyasi liderlerimiz halkımıza sizlere hitap edecekler. Ve Cumhurbaşkanımızın da ifadeleriyle beraber inşallah, inşallah inanıyorum ki bu törenler, bu buluşmalar bir noktada son bulacaktır. Öyle zannediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bir daha bu vesileyle, bu kahpe terör vesileleriyle, bu kalleş başkaldırı vesileleriyle bizleri buluşturmasın. Bizleri güzel günlerde, bayram günlerinde milletimizin menfaatine olacak olan güzel günlerde buluştursun inşallah. Milletimizin hayrına olan konularda buluştursun. Şerrine olan, milletimizin aleyhine olan, milletimizin başına örülmek istenen bu çoraplar vesilesiyle bizleri bir daha buluşturmasın inşallah. Duamız ve niyazımız budur. Sizleri tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Burada bütün arkadaşlarımız adına, konuşmayan, mikrofonu eline almayan bürokrat arkadaşlarımız adına da ve siz değerli hemşehrilerimiz adına, buraya gelemeyen kardeşlerimiz adına da sizlere yürekten, yürekten saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Burada bizimle beraber bu platformda bu güzel anı bizimle paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi değerli il başkanı Sayın Serkan Birben kardeşim, Saadet Partisi değerli il başkanı Muhammed Kaçar kardeşim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli il başkanı Muhammed Avcı kardeşim olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yetkilileri olmak üzere ve diğer siyasi partilere mensup tüm hemşehrilerim adına, tüm hemşehrilerim adına sizlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey Türkiye için, her şey güzel Rize'miz için, her şey yarınlarımız için, her şey daha güzel, daha modern, daha çağdaş bir Türkiye için diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Rize milletvekilimiz Sayın Hasan Karal'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın vekilim hazır şehitlerimizden bahsetti. Ben de şehit olan 12 kahraman Rizelimizi nasıl şehit olduklarını size anlatmak istiyorum sırayla. Şehit Murat Naiboğlu, İstanbul Acıbadem'deki
Telekom kuşatmasına karşı çıkan vatandaşlara açılan ateşte şehit oldu. Şehit Erhan Dural, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın üzerine helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Özel Harekat Polis Müdürü Fikret Metin Öztürk, Ankara Gölbaşı'nda özel harekata ait binanın bombalanması sonucu şehit oldu. Şehit Şuayb Seferoğlu, İstanbul'da darbeci askerlerin açtığı ateşe bedenini siper ederek şehit oldu. Şehit Murat Akdemir, İstanbul'da darbeci askerler tarafından açılan ateşte şehit düştü. Şehit Onur Kılıç, İstanbul'da darbeci askerler tarafından açılan ateşte şehit düştü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve lakibetü lil müttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على الظالمين فانصرنا على القوم المجرمين على القوم الفاسقين على القوم الظالمين يا إله العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام استعيذ بالله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Ya Rab, ayeti kerimende sen bizi şereflendirmek için daha yıllar öncesi, 1400 sene öncesi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiğin bu ayette, ondan sonra geleceklerin nasıl bir hayat geçireceğinin müjdesini veriyorsun. Ya Rab, bizler ellerimizi ve gönüllerimizi sana çevirdik. Rabbim, bu müminlere, bu Müslümanlara, bu vatan evlatlarına yardım eyle ya Rabbi. Ya Rab, ayet-i kerimende ifade ettiğin şekilde ölüler değildir diyorsun. Biz de biliyoruz, biz de inanıyoruz ya Rabbi. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o müjdeyi bize verdi. Şu anda onu yaşıyoruz. Ya Rab, sen o güzel kelamınla bizi müjdelerken ama bizim gönlümüz, hayatımız günahlarla kirlendi. Biz o hitaba gerçek manada yaşam tarzı olarak kabul edemiyoruz. Yaşayamıyoruz. Yaşama anlayışımız maalesef hep kötülüklerle, günahlarla. Jandarma alay komutanımız Sayın Semih Coşkun Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Rize İl Emniyet Müdürümüz Sayın Adem Çakıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şehit Aileleri Derneği Başkanımız Sayın Kemal Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Günlerce bizlerle nöbet tutup gözünden uykuları silinen, gücünü, kuvvetini imanından alan siz saygıdeğer Rizelilere çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.